Merhaba arkadaşlar. Kıvırcık serisi adında altında kıvırcık ve dalgalı saçlar için denediğimiz kimisinde başarılı, kimisinde de başarısız olduğumuz ürün ve yöntemleri anlatmak istiyorum. Şimdi bu seri nereden çıktı diye soracak olursanız nişanlımın kıvırcık saçlı ve benim dalgalı saçlar olmamdan yola çıktım. Erkeklerde çok uzun saç olmadığından ortaya çıkan sorunlar kısmen aynı oluyor. İşte saç dökülmesi, kepek ve benzeri sorunlar hemen hemen ortak herkeste. Ancak kadınlarda saç uzunluğu oldukça değiştiği için kimisinde ensede dolaşmalar, kimisinde uçlarında dolaşmalar ve kırılmalar ve daha bir sürü sorun meydana gelebilir. Konuya geçmeden önce küçük bir not belirtmek istiyorum. Konudan bağımsız olarak hafta sonları oyun dışında kalan farklı serilerden videolar paylaşmayı düşünüyorum. Ancak bir süre kanalın videolarını düzenlemek adına bazı hafta sonları eski serilere özet videolarını paylaşacağım. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yine çeşitli serilere devam edeceğiz. Hadi konumuza geçelim. Şampuan. Bu videoda ilk başta denediğimiz bütçe dostu olan bir şampuandan başlamak istedim. İlerleyen videolarda farklı şampuanlardan ve bakım yöntemlerinden bahsedeceğim. Lafı daha fazla uzatmadan bu videonun ana konusu olan OGX Curls şampuanı ve bakım kremine geçelim. OGX Curls şampuan. Bu şampuan hakkında tecrübe ettiğimiz olay sadece fiyatın avantajından yana oldu. Evet fiyatını uygun olarak görüyorum. Sülfatsız olması da ayrı bir güzellik. İlerleyen videolarda kıvırcık saçlar için şampuanların içerisinde neler bulunmaması gerektiğini ve nelerin bulunmasının iyi olduğuna değinmeyi planlıyorum. Kıvırcık ve dalgalı saçlar için bir şampuanın sülfatsız olması pozitif bir örnek. Bunun yanında miktar olarak da 385 mililitre olması da pozitif bir özellik. Koku kısmına girmek istemiyorum. Çünkü herkesin koku anlayışı farklı olabiliyor. Bukle belirginleştirme ve kabarma olayının önleme bakımından da çok mutlu ettiğini söyleyemem. Gözlemlediğimiz kadarıyla bukle ve kabarma olayında başarısız oldu. Yani sadece fiyatı ön planda. OGX Görs Conditioner bakım kremi olarak yine aynı markanın bir ürününü tercih etmiştik. Benzer şekilde kullandığımız sürecin sonunda net bir etkisini göremedik. Bizim düşüncemiz OGX Görs serisi fena sayılmaz diyebilirim. Şimdiye kadar işe yaramadı, yok şunu yapmadı, yok bunu yapmadı desem de fiyat olarak bu civarda tercih edebileceğiniz başka bir ürün bulunmamak. En azından ben denk gelmedim. Eğer sizlerin bu fiyat civarında denk geldiği bir ürün olursa yorumlara yazmanız bizleri çok mutlu eder. Sonuç her şeyi göz önüne aldığımızda başlangıç olarak denenebilir. Zor, zorda kalmadıkça da tercih edilmeyebilir. Bir ürün olarak bahsedebilir. İlerleyen videolarda şampuan ve diğer ürünler olması gereken şeylerden bahsedeceğim. Sonra ise başka inceleme videolarıyla devam edeceğim. Şampuan seçiminin mantığını anlatmadan şampuanları anlatmak biraz ters geldi. Bunu söyledikten sonra bu videoyu ilk olarak hazırlamakta ne bileyim böyle denk geldi diyelim. Bunu yapmasaydım şimdi düşündüğüm mantığı da ortaya koyamayabilirdim. Neyse herkes kendisine iyi baksın. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere.